Efendim, İslam'ı yaşayan milletlerin İslam ahlakı adeta genlerine işliyor. İşte öyle bir millete sahibiz. Pek kıymetli doktor Ömer Muşluoğlu'nun hatıralarında çarpıcı bir hikaye var. 1957'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra yüksek ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor değerli hoca. Efendim, Medical Center Hospital'da göreve başlıyor. Hastalara çok kıymet verdikleri için yeni doktorlara muayene yazmıyorlar. İşte laboratuvar işleri, kan alma, kan verme gibi görevler veriyorlar. Bana da diyor, işte öyle görevler verilmişti diyor. 217 numaralı odada Amerikalı olduğunu düşündüğüm bir hasta vardı diyor, kanser hastası. Ondan kan almam gerekiyordu diyor. Odaya girdim. 75 yaşlarında bir ihtiyar. Kolunuzu açar mısınız efendim? Size kan vereceğim. Kanser hastalarına biliyorsunuz trombosit veriyorlar. Kan kanserlerine. Trombosit vermek üzere kolunu açmasını istiyor. Kolunu açtığında bakıyor ki cılız kollarında takat yok, kan yok. Fakat pazusunun üzerinde bir Türk bayrağı dövmesi var. Çok şaşırdım diyor ve hemen sordum. Affedersiniz, siz Türk müsünüz? Kaşlarını yukarı kaldırarak hayır manasında işaret etti diyor. Bir yandan işlemleri yapıyorum, tekrar sordum diyor. Fakat ben merak ediyorum hala diyor. Çünkü kolunuzdaki bayrak benim milletime ait bir bayrak. Gözlerimin içine baktı diyor, derin derin. Ve sordu, siz Türk müsünüz? Evet, Türk'üm. Ve ben bu bayrağın, bu dövmenin sebebini merak ediyorum. Başını önüne eğdi, bir süre düşündü, gözleri doldu ve tekrar gözlerimin içine baktı diyor. Yıl 1915'ti. Ülkenizde Çanakkale diye bir yer var. Siz biliyor musunuz? Güldüm, evet, iyi biliyorum. Efendim, Hristiyan devletler bir araya gelmişler, Türklerin barbar olduklarını ve Hristiyan dünyasını ve Hristiyanlık dinini ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini bize söylediler diyor. Biz de onlara inandık. Efendim, ben Avustralyalıyım, Avustralya Anzaklarındanım. Beni aldılar ve Mısır'da bir kampa götürdüler diyor. Orada eğitildikten sonra Çanakkale'ye gittik diyor. Savaşın sıcaklığını ilk defa orada hissettim. Atılan gülleler denizin suyunu metrelerce havaya yükseltiyordu. Sonra yağmur gibi üzerimize yağıyordu. Atılan makinalı tüfek kurşunları sazlıkları bir tırpan gibi kesiyordu. Ve her saldırıda her iki taraftan yüzlerce genç hayatını kaybediyordu. Defalarca taarruz ettik. Defalarca taarruz ettik. Her seferinde Türkler bizi bertaraf ediyordu. Önceleri barbarlıktan dolayı saldırıyorlar zannediyordum. Ama sonra öğrendim ki Türk milleti vatanını çok sevdiği için karşı koyuyor. Kendilerini savunuyorlar. Efendim, bu taarruzların bir tanesinde başıma yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçtim diyor. Gözlerimi açtığımda yabancıların arasındaydım diyor. Efendim, kurulmuş bir sağlık çadırındaydım diyor. Yaşadığım korkuyu anlatamam diyor. Türkler barbardı ve beni orada öldürebilirlerdi. Sonra düşündüm, baktım yaralarımı sarmışlar. Biz teknolojik olarak onlardan çok üstündük ama o halleriyle, o imkansızlıklarıyla çantalarında kalan yiyecekleri bizlerle paylaştıklarını gördüğüm zaman kendimden utandım diyor. Bu insanlar insanlığın üst boyutunda ve yardımsever insanlar. Biz nasıl bunlarla savaşmak için gelmişiz diye düşündüm diyor. Günler geçiyordu ve bu düşüncem iyice sabitleşti diyor. Artık Türklere güveniyor, onlardan korkmuyordum diyor. Sizin isminiz ne yavrum diye sordu. Ben Ömer dedim diyor.
babanız Ömer ismini size niye koydu? Efendim babam, İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten ilham alarak bu ismi bana koydu dedim diyor. Öyle mi? Peki, birdenbire ekledim diyor doktor. Sizin isminiz efendim bundan sonra Anzaklı Ömer olsun mu? Gözleri parladı. Evet olsun dedi. Hemen ekledi arkasından. Peki beni Müslüman da eder misin? Çok şaşırdım ve çok sevindim diyor. Evet çok kolay. Lütfen beni tekrarlar mısınız dedim diyor. Ben söyledim, o tekrarladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Anzaklı Ömer amca Müslüman olmuştu diyor. Günler geçiyor, artık ben Anzaklı Ömer'le çok yakından ilgilenmeye, İslam dinimizin detaylarını, inceliklerini ona her gün uzun uzun anlatmaya başladım diyor. Ve bir gün hastanenin koridorunda yürürken bir anons duydum hoparlörlerden diyor. Doktor Ömer, acil 217 numaralı odaya lütfen. Hemen koştum deli gibi diyor. Girdiğimde durum şuydu diyor. Anzaklı Ömer amca sağ elinde tesbih, kucağında Kur'an-ı Kerim ve son anlarını yaşıyor. Hemen dizinin dibine çöktüm, ellerinden tuttum. Lütfen tekrarla tekrar amca dedim diyor. Gözlerimin içine baktı ve birlikte tekrarladık. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve kucağımda ruhunu teslim ettim diyor.